Şimdi macerayı çok seven bu arkadaşımızın motosikletle bu tepeye tırmanmaya karar verdiğini düşünelim. Motoru çalıştırıyor ve tırmanmaya başlıyor. Süretinin de saatte 1 kilometre olduğunu düşünelim. Tepe noktasına geldiğinde ise zaman kaybetmeden hemen aşağı inmeye karar veriyor. Aşağı inerkenki sürati ise saatte 9 kilometre olsun. Yani az öncekinden çok daha hızlı. Sonuç olarak da tırmanmaya başladığı noktaya geri dönüyor. Bu videoda motosikletli arkadaşımızın tüm yolculuğu boyunca ortalama süretinin ne olduğunu hesaplamaya çalışacağız. Dedim ama şu anda kendimi çok da iyi hissetmiyorum. Çünkü zamanında bu tür problemleri çözerken çok sıkıntı çekerdim. Bu yüzden de az sonra yapacağım şeyler beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Hadi başlayalım. İsterseniz işe ortalama süreti bulmak için kullanacağımız formülün ne olduğunu hatırlayarak başlayalım. Ortalama sürati hareket halinde olan cismin birim zamanda ne kadar mesafe kat ettiğini hesaplayarak bulabiliriz. Yani alınan yol bölü zaman diyebiliriz. Zaman derken geçen zamanı kastediyorum ama buraya sığmadığı için sadece zaman yazdım. Bu formülü karşımızdaki problemde kullanmak için arkadaşımızın yukarıya tırmanırken aldığı yolu yukarıya tırmanırken harcadığı zamana bölmem gerekiyor. Sorun şu ki ne bu yolu ne de zamanı biliyoruz. Değil mi? Baksanıza. Bize ne kat edilen mesafeyi ne de geçen zamanı vermişler. Bildiğimiz tek şey arkadaşımızın yukarı çıkarken ve aşağı inerken sahip olduğu süratler. Bu durumda bu soruyu nasıl çözebiliriz dersiniz. Örneğin yukarı çıkarkenki süratinin 1 kilometre bölü saat olduğunu biliyoruz ama bu Alınan yolun 1 kilometre geçen zamanında 1 saat olduğu anlamına gelmiyor. Buradan bu mesafenin 10 kilometre olduğunu, yukarı çıkarken geçen zamanında 10 saat olduğunu da anlayabiliriz. Çünkü bu da saatte 1 kilometreye eşittir. 100 kilometre ve 100 saat de olabilir. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Ne alınan yolu ne de zamanı ya da süreyi bildiğimiz bir soruyu nasıl çözeceğiz? İşte bu noktada soruyla ilk defa karşılaştığımda aklıma bunun aldatmacalı bir soru olabileceği gelmişti. Yani bunu çözmek için farklı bir yol gerekebilirdi belki. Bize yukarı çıkarken ve aşağı inerkenki süratler veriliyor ve ortalama sürat soruluyor. Ben de düşündüm ki belki de bu ikisinin ortalamasını almak yeterli olur. O yüzden süratleri toplayıp ikiye bölmeyi denedim. Neden olmasın ki? Cevabı böyle bulacağımdan emindim açıkçası. Evet 1 artı 9 10 eder. 2'ye bölünce de saatte 5 kilometre buluruz. Bundan sonra ortalama değeri buldum diye düşünüp kendimle gurur duymuştum. Ama gelin görün ki cevap yanlıştı. Bunu öğrendiğimde çok sinirlendiğimi, bunun neden yanlış olduğunu anlamadığımı hatırlıyorum. Formülü neden kullanmadığımı anlamıştım ama matematikte bir şeyin ortalamasını bulmak gerektiğinde bunu yaptığımıza göre burada neden yapamıyordum? İsterseniz birkaç dakikamızı düşünmeye ayırıp gelecekte buna benzer hatalar yapmamak için bu yöntemin neden yanlış olduğunu anlamaya çalışalım. Sonra da işin doğrusunun ne olduğunu araştırabiliriz. Bu yöntemin neden yanlış olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Neden? 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 Bu yöntemin yukarı çıkmak veya aşağı inmek için geçen süreyi tamamen eşit varsaydığını söyleyebilirim. Başka bir deyişle eğer yukarı çıkmak için geçen süre aşağı inmek için geçen süreye eşit olsaydı bu yöntemi kullanabilirdik. Biraz daha açık olması için bu yöntemin süreleri neden eşit kabul ettiğini görmek ister misiniz? Bu arada formülde zaman yazmasına rağmen ben buna bazen süre diyorum. Yani bu videoda aslında her iki kelimeyle de aynı şeyi kastediyorum. Tamam mı? Şimdi örnekler üzerinden gidelim yukarı çıkmak veya aşağı inmek için geçen sürenin birer saat olduğunu düşünelim. Bu doğru değil ama şimdilik böyle varsayalım, tamam mı? Ortalama sürat ne olurdu? Yukarı çıkmak için bir saat sürseydi, motorunun yukarı çıkmak için bir kilometre yol aldığını anlardık. Aşağı inmenin bir saat sürmesi de bu mesafenin 9 kilometre olduğu sonucunu ortaya çıkarırdı. Ve bu durumda alınan toplam yol 1 artı 9'dan 10 kilometre olurdu. Çıkıp inmek için geçen toplam zamanda 2 saat olduğuna göre 10 bölü 2'den ortalama sürati saatte 5 kilometre olarak bulurduk. Şimdi bu yöntemin neden sadece yukarı çıkıp aşağı inmek için geçen sürenin birbirine eşit olması durumunda işe yaradığını anlıyorsunuz, değil mi? Bu arada yukarı çıkıp aşağı inmek için geçen süre ille de 1 saat olmak zorunda değil. Bunu da göstermemi ister misiniz? Yukarı çıkmak için geçen süre eğer 2 saat olsaydı arkadaşımız mesafenin 2 katını kat ederdi. Aşağı inmesi de eğer 2 saat sürüyor olsaydı bu mesafenin de 2 katını kat ederdi. Yani toplam alınan yol bunun 2 katı olurdu. Toplam geçen zamanda 2 katına çıkmıştı. Yani arkadaş yukarı 2 saatte çıktı. 2 saatte de indi. Öyleyse toplam 4 saatlik bir süreden bahsediyoruz. Bu ikisi birbirini götürdüğünde ortalama süretin yine saatte 5 kilometre olacağını görebilirsiniz. O halde geçen sürenin ne kadar olduğunu dikkate almadan eğer yukarı çıkmak için geçen süre aşağı inmek için geçen süreye eşitse bu yöntem işe yarar diyebiliriz. Bu durumda sorunun cevabı da 5 olur. Sorumuza geri dönelim. Sizce buradaki süreler birbirine eşit mi? Yani arkadaşımızın yukarı çıkması için geçen süre, aşağı inmesi için geçen süreye eşit mi? Tabii ki hayır. Yukarı çıkarken son derece yavaş olduğunu düşünebiliriz. Görmek isterseniz animasyonu çalıştırayım. Bu süratle giderse yukarıya kadar çıkması için çok zaman geçeceğini siz de fark etmiş olmalısınız. Bakın hala çıkıyor. En sonunda vardı aşağı inerken de bundan çok daha hızlı olacak. Yani aşağı inmesi için geçen süre çıkarken geçen süreden çok daha kısa olacak. Bu durumda da yukarı çıkarken geçen zamanın aşağı inerken geçen zamana eşit olmayacağını söyleyebiliriz. Yukarıya çıkmak aşağı inmeye oranla çok daha uzun süreceği için cevabı bu şekilde bulamayız. Bunun neden doğru cevap olmadığını anladığımıza göre size bir soru daha sormak istiyorum. Doğru cevap sizce 5'ten büyük mü yoksa küçük mü olacak? Lütfen biraz düşünün. Hadi ne duruyorsunuz? Videoyu durdurun ve biraz düşünün. Cevabın 5'ten küçük olacağını düşünüyorsanız çok haklısınız. Neden diyecek olursanız size benim neden bu şekilde düşündüğümü açıklayabilirim. Arkadaşımızın yukarıya çıkmasının ve aşağıya inmesinin eşit sürelerde olduğunu düşündüğümüzde cevabımız 5'ti öyle değil mi? 5 1 ve 9'un tam orta noktasıdır. Ama şimdi arkadaşımızın yukarıya çıkmasının aşağı inmesinden daha uzun süreceğini biliyoruz. Bu da saatte 1 kilometrelik bir süratle daha uzun süre yol alacağı ve ortalama değerinde bu yüzden 1'e yaklaşacağı anlamına gelir. Ve cevap da buna bağlı olarak 1 ile 5 arasında bir değer olur. Ortalama süratin neden 5'ten az olacağını anladınız mı? Daha kolay anlaşılması için biraz abartabiliriz de. Yukarıya çıkmanın örneğin 1000 saat sürdüğünü düşünelim mi? Aşağı inmekte 1 saat sürmüş olsun. Bu doğru değil ama böyle varsaydığımızda cevabın ne olacağını görmek ister misiniz? Yukarıya çıkmak eğer 1000 saat sürüyorsa alınan yol bin kilometredir. Aşağı inerken de 1 saat harcadıysak 9 kilometre yol kat etmişizdir. Bu durumda toplam mesafe 1009 kilometre olur. Toplam sürede 1 artı 1000'den 1001 saat olur. Sonuç olarak da ortalama sürat budur. Bunun 1000 bölü 1000'e çok yakın bir sayı olduğunu kabul edebiliriz, evet. Bu durumda ortalama sürat saatte 1 kilometreye çok ama çok yakın bir değere eşit olur. Birden biraz büyük ama 1'e çok yakın bir değerden bahsediyoruz. Bir kilometrelik bir süratle daha uzun süre yol alacağı için ortalama süratin bire daha yakın olacağını anladınız diye düşünüyorum. Soruyu nasıl çözemeyeceğimizi anladığımıza göre artık esas çözüme geçmeye ne dersiniz? Şurayı biraz temizleyelim ve formülü kullanmayı deneyelim. Dedikten sonra yeniden videonun başındaki problemle karşı karşıya kalıyoruz ne alınan yolu ne de süreyi bildiğimiz bu durumda bu formülü nasıl kullanabiliriz? Tabii ki varsayımlarda bulunarak. Örneğin arkadaşımızın kat ettiği bu mesafenin yani yolun d'ye eşit olduğunu varsayabiliriz. Bu durumda toplam alınan yol aşağı inerken d, yukarı çıkarken de d olduğu için 2d'ye eşit olur. Peki ya süre ya da zaman? Geçen sürelerin eşit olmadığını görmüştük. Yukarı çıkarken geçen süre daha uzundu. Gelin buna T1 diyelim. Aşağı inerken geçen sürede T2'ye eşit olsun. Toplam süre T1 artı T2'dir. Peki, şimdi ne yapacağız? Hmm, sizce T1 ve T2'nin ne olduğunu bulmanın bir yolu olabilir mi? Bir bakalım. Yukarı yönlü hareketi ele aldığımızda, alınan yolun D olduğunu ve süratin de saatte 1 kilometre olduğunu biliyorsak T1'i hesaplayabiliriz. Sürat, alınan yol bölü zamana eşitse T1'i D ve sürat cinsinden ifade edebiliriz. Benzer şekilde aşağı yönlü harekette de yol ve süratin ne olduğunu bildiğimize göre T2'yi de D ve sürat cinsinden ifade edebiliriz. T1 ve T2, D ve sürat cinsinden yazdıktan sonra bu ifade belki de sadeleştirilebilir ve biz de böylelikle sonucu bulmuş oluruz. Deneyelim mi? Hatta isterseniz videoyu durdurun ve öncelikle bunu kendi kendinize yapmayı deneyin. Hadi bakalım. Yukarı yönlü hareketle başlayalım mı? Sürat alınan yol bölü geçen zamandı. 1 Bir eşittir. Birimleri yazmayacağım. Alınan yol yani D bölü T1. Buradan da T1'in D bölü 1'e yani D'ye eşit olduğunu bulabiliriz. Aynı şeyi aşağı yönlü hareket için de yapalım. Sürat neydi? Alınan yol bölü zaman. 9 eşittir d bölü geçen zaman yani t2. Böylece t2'nin de d bölü 9'a eşit olduğunu buluruz. Ve artık t1 ve t2'yi buradaki ifadeye yerleştirip ortalama sürati bulabiliriz. Hemen yazıyorum. Ortalama sürat eşittir 2d bölü t1 yani d. t2 yerine de d bölü 9 yazıyorum. Hadi hesaplayalım. Payımızda 2d var. Paydayı da d parantezine alalım. D çarpı 1 artı 1 bölü 9. Bunu neden D parantezine aldığımı anladınız değil mi? Evet. D'lerin birbirini götürmesi için. Böylelikle sonucun da bir sayıya eşit olacağını bulacağız. Harika. Payda 2 var. Bölü 2 diyelim. Paydaları eşit diyelim. Bunu 9 ile çarpıyorum. Ekrana biraz kaydırayım. 9 artı 1. 10 bölü 9. 2 bölü 10 bölü 9. 2 çarpı 9 bölü 10 ile aynı şeydir. Böylece 18 bölü 10 yani 1,8 elde ederiz. 1,8 kilometre bölü saat. İşte bu kadar. Her şeyi tek bir ekrana da toparlayabilirsem daha güzel olacak. Evet bu yolculuktaki ortalama sürat neymiş? Saatte 1,8 kilometre. Ve aynen tahmin ettiğimiz gibi arkadaşımızın sürati 1 km bölü saat olduğunda daha uzun süreyle yol aldığı için cevabın 5'ten küçük ve 1'e yakın bir değer olduğunu da böylece kanıtladık. Bu videoda ne öğrendiğimizin üzerinden bir kere daha geçmemi isterseniz. İlk olarak ne yapmamamız gerektiğini öğrendik. Evet, bu gibi sorularda en sık yapılan hata süratleri toplayıp ikiye bölmektir ve biz artık bunu neden yapmamamız gerektiğini biliyoruz. Bu tarz soruları formülü kullanarak çözmeniz gerekir.